Herkese merhaba. Anamet Kütüphane Konuşmaları Mayıs ayı konuşmasına hoş geldiniz. Bu ayki konuşmacılarımız Pınar Üre ve Ceren Abi. Konuşmamızın başlığı ise Bizans'ı yeniden keşfetmek, Rusya, Osmanlı İmparatorluğu ve 19. yüzyılda arkeolojinin siyaseti. Bu konuşmada konuşmacılarımız 1894 yılında İstanbul'da kurulan ve 1914 yılına kadar faaliyetlerini İstanbul merkezi olarak sürdüren, Birinci Dünya Savaşı sürecinde de Rus işgali altındaki bölgelerde çalışmalar yürüten Rus Arkeoloji Enstitüsü'nden söz edecekler. Ayrıca enstitünün kuruluş sürecinin geç imparatorluk döneminde Rus akademisi, bürokrasisi ve diplomatik çevrelerin öncelikleri hakkında neler gösterdiği tartışılacak. Rus Arkeoloji Enstitüsü örneğinden yola çıkarak tarihe ve tarihi eserlere yüklenen sembolik değerin imparatorluklar çağının sonunda Osmanlı-Rusya ilişkileri açısından taşıdığı anlam konuşmanın ana eksenini oluşturacak. Özellikle Bizans tarihi alanında önemli çalışmalara imza atan Rus arkeologların Bizans ve Ortodoks Kilisesi tarihine, Osmanlı halklarına yaklaşımı Rus İmparatorluk kimliği açısından değerlendirilecek. Konuşmanın moderatörlüğünü Ceren Abi üstlenecek. Ben sözü konuşmacılarımıza vermeden önce sizlere kendilerini tanıtmak istiyorum. Pınar Üre, lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlamıştır. Profesör Dominic Lieven gözetiminde sürdürdüğü doktora derecesini 2014 yılında London School of Economics and Political Science'dan uluslararası tarih alanında almıştır. Doktora tezine dayanan kitabı 2020 yılında Reclaiming Byzantium, Russia, Turkey and the Archaeological Claim to the Middle East in the 19th Century adıyla IB Tauris tarafından yayımlanmıştır. Geç İmparatorluk ve Erken Sovyet dönemlerinde Rusya ve Türkiye arasındaki entelektüel temaslar ve bilgi aktarımı araştırmaların temel eksenini oluşturmaktadır. Bir süredir iki dünya savaşı arası dönemde Türkiye'de bulunan Rusya mültecileri üzerinde çalışmalar yürütmektedir. Şu anda ise Ortadoğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümünde Osmanlı Modernleşmesi Tarihi, Rusya ve Sovyetler Birliği Tarihi gibi konularda dersler vermektedir. Ceren Abi ise modern Ortadoğu üzerine çalışan bir kültürel ve sosyal tarihçidir. Uzmanlık alanı silahlı çatışmalar esnasında kültürel miras çalışmalarıdır. Aynı zamanda şehir, görsel ve maddi tarih ve azınlıklar üzerinde de çalışmaktadır. Doktorasını UCL Tarih Bölümünden almıştır. Yüksek lisansını Leiden Üniversitesi, Paris, Sorbonne ve Oxford Üniversiteleri ile ortaklaşa verilen European Programında Avrupa Tarihi üzerine yapmıştır. Şu anda ise Kadir Has Üniversitesi'nde misafir akademisyen olarak çalışmaktadır. Katılımcılara kameralarının ve mikrofonlarının otomatik olarak kapalı olduğunu hatırlatmak isterim. Lütfen sorularınız varsa chat kısmına yazın. Konuşmanın sonunda moderatörümüz soruları konuşmacımıza iletecektir. Katılımlarınız için çok teşekkür ederek ben sözü Ceren Abi'ye vermek istiyorum. Teşekkür ederim İrem. Teşekkür ederim davet için. Bugün burada olmaktan çok memnunum hakikaten, çünkü Anamet Kütüphanesi ve sohbetleri zaten çok keyifli ama Pınar'la burada beraber olmak daha da güzel. Kendi adıma çok mutluyum yani. Çünkü Pınar tezini bitirdiğinden beri, yani benim yazıp da Pınar'ın işlerine referans yapmadığım olmadı diye düşünüyorum. Dinleyicilerimiz açısından çok memnunum, çok mutluyum. Çünkü Pınar'ın çalışmaları çok çok farklı ilgi alanlarına katkıda bulunuyor diye düşünüyorum. Yani Osmanlı tarihi, Rus tarihi, arkeoloji tarihi, kültürel miras, Bizans çalışmaları. Dolayısıyla çok mühim. Üstüne üstlük genelde bu kültür tarihi üzerine İngiltere ve Fransa odaklı çalışmalarını çok genişletti bizim için Pınar'ın çalışmaları. Rusya'yı kattı, Rusça kaynakları kattı. Fakat mesele sadece dil bilmek değil. Az kullanılmış arşivlere gitmek değil. Tabii ki onlar da mühim. Ama Pınar çok kritik sorular soruyor, çok doğru sorular soruyor. Çok bir de üstüne üstlük sebatla çalışıyor. Bütün yazdıklarından çok belli yani. Bütün bunları harika bir şekilde yapıyor. Dolayısıyla çok mutluyum burada olmaktan. Bu konuşmanın zamanlaması da çok manidar. Çünkü 2022 Mayıs'ındayız. Şubat ayından beri, evet, Rusya'nın kültürel, yani
Bugün Rusya'nın kültürel ve siyasi ve askeri politikalarından bahsedeceğiz 19. yüzyılda ve erken 20. yüzyılda. Şubat ayından beri Rusya-Ukrayna savaşı içindeyiz ve bir takım tarihi argümanlar kullanılıyor. Ukrayna'nın kültürel mirası zaman zaman hedef alınıyor. Ne kadar doğru bilmiyorum ama internette Ukraynalıların bu siperleri kazarken bir takım arkeolojik şeyler bulduklarını, amforalar bulduklarını da okudum. Bilmiyorum, bu Birinci Dünya Savaşı'nda çok olan şeyler mesela. Dolayısıyla Pınar'ın çalışmaları günümüz için özellikle manidar. Bugüne dair çok mühim bağları var. Ama şimdi 2022'den değil, 19. yüzyıldan bahsetmek istiyorum ve ilk sorumla başlamak istiyorum Pınar'a. Bugünkü konuşmanın ismi Bizans'ı Yeniden Keşfetmek. Muhteşem kitabının ismi de burada. Reclaiming Byzantium, yani Bizans'ı geri almak, geri kazanmak. Yani keşifle bir şeyin mülkiyetine talep etmek el ele giden şeyler gibi sanki. Yani bu açıdan Rusların Bizans İmparatorluğu ile olan ilişkilerine özellikle odaklandığın 19. yüzyılda bize biraz anlatır mısın? Yani neden ilgileniyorlar Bizans'la? Neden hak ediyorlar? Böyle başlayalım istersen. Tabii ki. Öncelikle daveti için İrem'e ve Anamet ekibine çok teşekkür ediyorum. Ve bu muhteşem giriş için Ceren'e çok teşekkür ediyorum. Benim için de büyük bir zevk burada sizinle ve özellikle Ceren'le bunları konuşacak olmak. Eminim Ceren'in soruları sizin zihninizde de yeni sorular açacaktır. Bizans mirası Rusların neden ilgisini çekiyor imparatorluk döneminde? Bu soruyla başlayalım. Aslında burada bir icat edilmiş gelenek durumu söz konusu. Bunu söyleyebiliriz. Yani resmi tarih anlayışına baktığınız zaman işte ta 15. yüzyıldan beri Rus çarları kendilerini Bizans'ın mirasçısı olarak gördüler gibi bir anlatı kurulduğunu görebilirsiniz. Fakat aslında 15. yüzyıldaki Moskova prenslerinin Bizans'la kurdukları ilişki çok sınırlı bir ilişkiydi ve siyasi açıdan da etkisi çok sınırlıydı. 19. yüzyılda, yani 18. yüzyılın sonlarına doğru aslında, ama özellikle 19. yüzyılda hem bir takım entelektüel etkilerin sonucunda hem Rusya'nın siyasi arenadaki, uluslararası siyaset arenasındaki konumunun neticesinde Bizans mirası yeniden ihya edilmeye başlandı. Bizans mirasına yeni bir anlam yüklenmeye başladı. Çünkü 18. yüzyıldan sonra Osmanlı İmparatorluğu ve Bizans Rusya İmparatorluğu arasındaki güç dengesi değişmeye başladı Rusya lehine. Rusya gitgide güneye doğru yayılmaya başladı. İşte Karadeniz sahillerini önce ele geçirdi. Gitgide Balkanlarda nüfuz alanları kurmaya başladı. İstanbul gitgide Rus devlet adamlarının hayallerini süslemeye başladı. Bu noktada bir yeni bir tarih anlatısı geliştirildi. Yani Rusya'nın Bizans'la ilişkisi elbette her zaman önemliydi. Çünkü Hristiyanlığı Bizans'tan öğrendi Ruslar. Ortodoks Hristiyanlığı kabul ettiler. 15. yüzyıldan sonra yavaş yavaş bazı Bizans sembolleri Rus sarayına girmeye başladı. İşte çift başlı kartal gibi vesaire. Fakat 19. yüzyılda yeni bir bağlamda, yeni bir siyasi bağlamda bu miras gündeme geldi. Ve aslında ilk önce imparatorluk sınırları içerisinde, imparatorluğun güney sınırlarında, yani bugünkü Ukrayna topraklarında ve Kırım'daki Bizans mirası üzerine çalışmalar yapıldı. Yani Ortodoksluk üzerinden Bizans İmparatorluğu ile bir ilişki kurmaya başladı Rusya İmparatorluğu. Tabii şunu da belirtmem lazım. Rusya İmparatorluğu'nu oluşturan 19. yüzyıl itibariyle Rusya Devleti'nin dayandığı üç temel sac ayağından biri Ortodoksluk, bir diğeri de otokrasiydi. Ve Ortodoksluk da otokrasi de Rusya İmparatorluğu'nun Bizans'tan devraldığı kavramlar. Tam da aslında hem iç siyasette hem dış siyasette imparatorluk siyasetini meşrulaştırmak için Bizans sembolleri, Bizans ile kurulan ilişki yeni bir anlam kazanmaya başladı. Yani iç siyasette Ortodoksluk ve otokrasiyi devletin temel sac ayakları olarak konumlandırabilmek için, dış siyasette de özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun üzerinde, Osmanlı İmparatorluğu'nun Ortodoks halkları üzerinde kurulan nüfuzu meşrulaştırmak için böyle bir söylem 19. yüzyılda daha yoğun şekilde kullanılmaya başlandı.
Bu peki yani din Ortodoks Hristiyanlık arkeoloji ve devlet arasında bir ilişkiden bahsediyoruz. Bize biraz bundan bahseder misin? Evet. Bir de özellikle şeyi sormak istiyorum. Yani bu işte Fransızlarda, İngilizlerde ne bileyim işte şey kutsal topraklar üzerinden mesela bir takım haklar iddia etmeye başlıyorlar Osmanlı toprakları üzerinde. Hani bu pratiklere ne kadar benziyor Rusya'nınki, ne kadar ayrılıyor? Yani önce şunu açıklayabilirim aslında az önceki sorunun da bir devamı olarak. Üçüncü Roma teorisini eminim pek çok kişi bu belki konuşmacının bu konuşmaya katılan dinleyicilerimiz de duymuş olabilirler. İşte Üçüncü Roma Rusya işte Moskova kendisini Üçüncü Roma olarak görüyordu gibi bir argüman pek çok kaynakta görebilirsiniz. Aslında Üçüncü Roma teorisi yine 19. yüzyılda icat edilmiş bir gelenek. Ya ta 16. yüzyılda Filofey diye bir keşiş o zaman hiç kimsenin de pek okumadığı, ilgilenmediği bir risale yazıyor. İşte diyor ki ilk iki Roma çöktü, üçüncü Roma Moskova olacak. Ama aslında o dönemki mesela 16. yüzyılda hatta 17. yüzyılda devlet yazışmalarına, birinci kaynaklara baktığımız zaman yöneticiler o dönemde kendilerini bu şekilde tanımlamıyorlar. Hatta yeni Roma değil de yeni İsrail ifadesini daha çok görüyoruz Rus çarlarının kendini tanımlama biçimi olarak. Fakat işte 19. yüzyılın kendine özel o siyasi koşullarında bu Filofey'in yazdığı o zamanlar kimsenin ilgisini çekmemiş o çok obskür diyebileceğim risale bir anda keşfediliyor tarihçiler tarafından ve ona yeni bir siyasi anlam yükleniyor ve işte bakın biz aslında buyuz gibi bir tarih anlatısı oluşturuluyor. Bu tarih anlatısı içerisinde Ceren'in dediği gibi kilise, devlet, akademi içerisinde bir işbirliği var. Bu işbirliğini şöyle örneklendireyim. Rusya İmparatorluğu'ndaki arkeolojik çalışmalar ilk önce imparatorluk sınırları içerisinde başlıyor tabii. Ve ilk önce de Rus arkeologların, tabii arkeolog, tarihçi burada birbirine çok yakın kavramlar 18. 19. yüzyıl bağlamında. Bu Rus tarihçilerin ya da arkeologların ilgisini çeken ilk bölge Rusya'nın güney, yani Karadeniz sahilleri, bugünkü Ukrayna'ya ve Kırım'a karşılık gelen yerler. Çünkü buralarda hem antik Yunan mirasını görmek mümkün. Çünkü antik Yunan kolonileri de vardı Karadeniz'in kuzey sahillerinde, özellikle Kırım'da. Hem de Bizans eserlerini görmek mümkün. Bu bölgenin başka bir önemi daha var. Bugünkü Ukrayna'nın özellikle doğusu ve Kırım ancak 18. yüzyılın sonlarında Rusya topraklarına katılıyor, ilhak ediliyor ve çok da kozmopolit bir bölge. Aslında imparatorluk topraklarına nispeten geç katılmış ve kozmopolit olan bu bölge üzerindeki hakimiyeti meşrulaştırma kaygısı da var. Bu hakimiyeti meşrulaştırma kaygısıyla bu bölgedeki Bizans eserleri özellikle Ortodoks eserler ihya ediliyor ve burada kilise içerisindeki insanlar da çok etkin. Yani Bilimler Akademisi çok etkin. Bilimler Akademisi 18. yüzyıldan beri Ukrayna'ya işte bir takım tarihçileri, arkeologları gönderiyor. Orada kazılar yapılıyor. Üniversiteler 18. yüzyılın ortalarından itibaren Rusya'da üniversiteler de var. Üniversitelerden giden araştırmacılar var. Kilise de bu işin çok aktif bir parçası. Özellikle Kırım ve çevresindeki arkeolojik kazılarda ya da restorasyon faaliyetlerinde Rus kilisesi oldukça aktif. Yani mesela 19. yüzyıl ortalarında Tavrida yani Kırım Başpiskoposu Innokenti çok aktif şekilde arkeolojik miras üzerine yazıyor, çiziyor, bizzat katılıyor. Çeşitli bilimsel cemiyetler var. Yani yarı resmi şahıslar tarafından kurulan. Mesela Odessa'da kurulan bir tarih cemiyeti diye kısaca özetleyeyim. Tarih cemiyeti var 1839'da kuruluyor. Odessa cemiyeti bu bölgedeki yine Odessa ve çevresindeki tarihi mirasla çok ilgileniyor ve Odessa cemiyetinin üyeleri arasında akademisyenler de var, kiliseden isimler var, aristokratlar var vesaire. Yani toplumun çok farklı kesimlerinin ilgisini çeken bir durum söz konusu. Yani imparatorluk kimliği aslında Ortodoksluk üzerinden inşa edildiği için özellikle imparatorluk topraklarına yeni katılan bölgedeki kazıların ayrıca bir anlamı var Rusya İmparatorluğu için. Şey çok güzel. Ben hani din, arkeoloji, devlet demiştim ama aslında yani din, kilise, arkeoloji, akademi, devlet, bürokrasi tam da o kadar birbirinden ayrı şeyler değil anladığım Değil. kadarıyla Evet, dolayısıyla. evet, evet. Yani çok 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 fazla kesişmeler var. Yani
Bu arkeolojik çalışmalara katılanlar arasında bürokratları da görüyoruz. Valiler vesaire mesela. Özellikle imparatorluğun yeni fethettiği yerlerde memurlar, bürokratlar yazıyorlar da akademik çalışmalar da üretiyorlar. Etnografik, arkeolojik, tarihsel çalışmalar yapıp malzemeler toplayıp bunun üzerine çalışmalar yapıyorlar. Ya da herhangi bir böyle resmi görevi olmayan aristokratlar, parası çok olan, entelektüel merakı olan kimseler. Kilise içerisinden, bu arada kiliseden bahsetmişken şunu da belirteyim. Ruhani akademiler, yani din adamı yetiştiren kilise bünyesindeki okullar çok önemli akademik kurumlar Rusya İmparatorluğu'nda. Çok önemli araştırmacılar da yetiştiriyor bu kurumlar. Yani çok önemli Bizans tarihçileri, çok önemli şarkiyatçılar yetişiyor ruhani akademilerde. Dolayısıyla kilise akademik olarak bu sürecin, bu arkeolojik mirasın korunması, restore edilmesi sürecinin aktif bir parçası. Tabii arkeolojik mirasla neyi kastediyoruz? O ayrı bir sorun. Mesela Kırım'da en azından 19. yüzyılda Türk-Müslüman Kırım-Tatar mirası arkeolojik miras olarak görülmüyor ve çok da ciddi zarar görüyor. Onun yerine Bizans eserleri ihya ediliyor. Yani mesela işte Innokenti, Tavride Başpiskoposu'nun yönetiminde 19. yüzyılda Kırım'da bir sürü böyle Bizans azizinin mezarları bir anda patlak veriyor. Bir sürü Bizans azizi meğer Kırım'da yaşayıvermiş. Hani bunlar gerçek mezarlar mı? Tabii ki birçoğu muhtemelen değil. Ama bir yandan da bakıyoruz işte camiler birer yok oluyor falan. Ya da o camilerin aslında kilise olduğu açığa çıkıyor. Kilise olarak ihya ediliyorlar gibi. Aslında tarih yeniden yazılıyor bir yandan. Yani kilise arkeolojisi... Arkeolojinin önemli bir alt dalı olarak gelişiyor. Ve yani tabii ki arkeoloji bugünkü anladığımız gibi çok da bilimsel bir şey olmadığı için o dönemlerde birazcık böyle şey invention of tradition'dan bahsettin ama hakiki invention of the saints filan gibi bir şeyler evet, de evet, evet, oluyor. Evet, evet. Bizans izleri keşfe, yani Innokenti epey keşifler yapıyor bu alanda. Bir sonra soracağım sorunun aslında bir kısmını cevap vermiş oldun Pınar böylelikle. Ben de şey soracaktım yani Rusya'da bu arkeolojiye, eski eserler, antikiteye dair ilgi ne zaman resmileşmeye başlıyor diye. Yani işte şey Osmanlı'da biliyoruz ilk başta işte şey Greco-Roman antikiteye toplamaya başlıyorlar, onları korumaya başlıyorlar. Ondan sonra diğer alanlar yavaş yavaş da işte şey yasalara falan girmeye başlıyor. Aynı şeyi Rusya'da da söyleyebilir miyiz? Rusya'da da önce Bizans ve işte şey Hristiyan şeylerini topluyorlar, onları korumaya başlıyorlar. Böyle bir şey mi? Aslında önce Greco-Roman mirasa ilgi başlıyor Rusya'da da. Çünkü 18. yüzyılda başlıyor Rusya'da akademik çalışmalar bu anlamda. 18. yüzyılda daha Bizans yani şöyle 18. yüzyılda Rusya'nın işte petrol reformlarından sonra modernleşmesi, batılılaşmasıyla birlikte işte 1725'te Bilimler Akademisi kuruluyor ve Bilimler Akademisi'nin ilk üyeleri neredeyse sadece Almanlardan oluşuyor. Avrupa etkisi altında önce akademik gelenek oluşuyor ve 18. yüzyılda sadece Rusya'da değil Avrupa'da, Almanya'da vesaire de yani bildiğin gibi Bizans mirası çok da önemsenmiyordu. Yani hatta Avrupa'da 19. yüzyıl sonlarına kadar Bizans işte otokratik, despotik geri kalmış, Roma'nın bozulmuş hali gibi de biraz görülüyordu. Greco-Roman miras daha fazla ön plana çıkıyordu. Klasisizm çağı aslında. O klasisizmin etkisiyle 18. yüzyılda Rusya'da da ilk önce Greco-Roman mirası ilgi duyuldu. O yüzden 18. yüzyıldaki ilk kazılarda mesela İskit kurganlarına kazılar, işte ekspedisyonlar düzenleniyor. Yine Güney, Ukrayna civarında. İşte antik Yunan kolonilerinin bulunduğu bölgelerde, yine işte Kırım, Ukrayna bu bölgelerde Rusya hakimiyeti altına giren ve işte antik Yunan mirası barındıran ya da Yunanlarla kısmen bağlantılı olduğu için İskit mirası barındıran yerlerde ilk kazılar başlıyor. Gitgide 19. yüzyılda aslında Bizans arkeolojisi daha ön plana çıkıyor. Ama tabii Rusya'da akademi hakikaten Rus İmparatorluğu'nun yani akademik kültürünü pek Osmanlı İmparatorluğu'yla karşılaştıramayız. Çünkü 19. yüzyıla geldiğimizde Rusya'da artık yani 1725'ten beri Bilimler Akademisi var, pek çok bilimsel cemiyet var. Üniversite var, bir sürü üniversite var. Üniversitelerde artık arkeoloji kürsüleri var 19. yüzyılın ikinci yarısında.
Bunun dışında ilk tarihi eserlerin korunmasıyla ilgili önce bazı lokal yazışmalar olduğunu görüyoruz. Mesela 1820'lerde Kırım'daki Bizans ve işte antik Yunan eserlerinin korunması için yerel bürokratlar, valiler, askeri yöneticiler arasında yazışmalar oluyor. 1859'da yani 19. yüzyılın ortalarında İmparatorluk Arkeoloji Komisyonu kuruluyor. Bu önemli bir adım arkeolojik mirasın korunması için. İmparatorluk Arkeoloji Komisyonu imparatorluğun her yerindeki tarihi eserlerin, arkeolojik eserlerin korunması, kaydedilmesi, üzerine araştırma yapılması ve yayınlanması için finansal destek sağlıyor. Bizzat imparatorluk ailesi tarafından himaye edilen bir komisyon. 1917'ye kadar da bütün arkeolojik çalışmalar bu komisyondan geçiyor. Ama tabii gitgide çok çeşitleniyor da arkeologların ilgisi. Yani sadece artık Greco-Roman Bizans eseri değil, doğuda Moğol ya da işte Türk-Moğol tarihini ilgilendiren kazılar da yapılıyor. Türk-İslam eserleri Türkistan'da, yani 19. yüzyılın sonlarında Türk-İslam eserlerini ilgilendiren kazılar da yapılıyor. Yani imparatorluk halklarının tamamını ilgilendiren faaliyetler gerçekleşiyor 19. yüzyıl sonlarına geldiğimizde. Kitabın mukaddes arkeolojisiyle alakalı bir sorumuz var. Yani birazcık atlamış olacağız ama şey enteresan, Rusya hem hani source country dediğimiz, yani işte şey, bu arkeolojik eserlerin zaten içinde barındıran bir ülke, aynı zamanda emperyal pratikleri olan bir ülke. O emperyal pratiklerden bir tanesi de biraz önce bahsetmeye başladığımız dinle alakalı birleşerek kitabın mukaddes arkeolojisine de giriyor. Evet evet, kesinlikle. Yani bu hani kitabın mukaddes arkeolojisi denilen şey literatürde. Bu açıdan, dediğin açıdan aslında İngiltere'den mesela farklı. Çünkü bizzat Rusya kendi sınırlarındaki mirası da keşfediyor. Evet. İlk... Neyse, oraya geleceğiz herhalde. Peki şey, yasalar bir şeydeki gibi, Osmanlı'daki gibi bir asari atika nizamnamesi vesaire bir şey var mı? İşte İmparatorluk Arkeoloji Komisyonu kurulduğu zaman 1859'da aslında eserlerin nasıl korunması gerektiği, tarihi eserin ne olduğu ile ilgili nizamnamelerde bu arkeoloji komisyonunun çalışmaları sonucunda arkeolojik eserlerin ne olduğu da tanımlanmaya başlıyor. Tabii dediğin gibi işte korunmasıyla ilgili bir takım önlemler de arkeoloji komisyonu alıyor. Yani 1859'u, arkeoloji komisyonunun kuruluşunu bu açıdan, yani belki Asar-ı Atika nizamnamelerine benzetebiliriz. Ama tabii tarihi eserin ne olduğu konusundaki görüşler zaman içerisinde değişiyor ve farklı grupların farklı anlayışları var bu konuda. Şöyle Rus Arkeoloji Enstitüsü binasının da fotoğrafını göstermiş olalım Beyoğlu'nda. Tam da bu soruya gelecektim. Rus İstanbul Rus Arkeoloji Enstitüsü veya kısaca Arkeoloji Enstitüsü diyebileceğimiz kurum çok enteresan bir kurum. Çünkü türünün ilk örneği Osmanlı'da. Hı hı. Ruslar için türünün ilk örneği mi? Evet. Ruslar için de türün. Yani Rusların kendi toprakları ötesinde kurdukları ilk akademik, tam olarak akademik cemiyet. Şöyle söyleyebilirim aslında. Rusların Rus Arkeoloji Enstitüsü'nden önce Filistin'de, Kudüs'te kurdukları bir de Filistin cemiyeti var. İmparatorluk Ortodoks Filistin Cemiyeti. Fakat Filistin Cemiyeti yarı akademik bir cemiyet. Yani akademik faaliyetler de yürütüyor. Çok önemli yayımlama, özellikle el yazmalarını yayımlama faaliyetleri yürütüyor. Filistin, Suriye civarında çalışma yapan arkeolojik ya da tarihi ya da işte teolojik çalışma yapan akademisyenlere işte konaklama imkanları sağlıyor vesaire. Ama bunun ötesinde Filistin cemiyeti işte hacıların hac faaliyetlerini koordine ediyor. Hastaneler, işte aşevleri kuruyor, yardım faaliyetlerinde bulunuyor vesaire. Yani tek amacı akademik faaliyet değil. Rus Arkeoloji Enstitüsü tamamen akademik amaçlarla kurulan ve Rusya İmparatorluğu'nun sınırlarının ötesinde kurulan ilk enstitü. Daha sonraki yıllarda, Birinci Dünya Savaşı yıllarında aslında benzer bir enstitüyü Kudüs'te kurma fikri de gündeme geliyor ama o gerçekleşmiyor savaş koşullarında haliyle. Sonrası zaten hikaye, biliyorsunuz.
Yani Rus Arkeoloji Enstitüsü bu açıdan Rusya için de çok aslında sıra dışı. Çünkü şunu da belirteyim, yani biz Rusya İmparatorluğu'nu hep askeri gücüyle düşünüyoruz. Böyle sürekli Osmanlı İmparatorluğu'ndan toprak yiyen, sürekli işte 19. yüzyıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nu askeri olarak, siyasi olarak zora sokan, Balkanlarda nüfuz alanı kurmaya çalışan güçlü bir imparatorluk olarak görüyoruz ama ekonomik açıdan baktığımızda Rusya İmparatorluğu oldukça geri kalmıştı aslında ve devletin de sürekli kronik bir böyle bütçe açığı, sürekli bir kronik sıkıntısı var. Yani böyle şeylere bütçe ayırmakta zorlanıyorlardı. Mesela benzer Avrupalı örneklerle karşılaştıracak olursam Rus Arkeoloji Enstitüsü'nün her zaman az parası vardı. O yüzden ekspedisyonlarını hep daha sınırlı, hep daha mütevazı tutmaları gerekti. Hep böyle bildikleri şeylerle sınırlı tutmaları gerekti. Çok kapsamlı mesela kazıları çok az. Genelde saha araştırması yapmayı tercih ediyorlar. Yani bunun bir sebebi de hakikaten sürekli içinde bulundukları maddi darboğaz. Diğer sebebinden bahsedelim. Niye çok, yani gönüllerinden eminim daha çok kazı yapmak geçiyordur ama sınırlı sayıda yapabiliyorlar. Onun da sebebi herhalde Osmanlı ile olan ilişkileri diyebiliriz. Bu Rusların bu soft power olarak yapmaya çalıştıkları bir şey bu diye anlatıyorsun. Ama yine de bu çok zor bir şey. Yani İstanbul'da Osmanlı'nın başkentinde böyle bir kurumla girmek çok kolay bir şey olmasa gerek. Bize bu nasıl başladığından bu şey Uspenski'den biraz bahseder misin? Rus Arkeoloji Enstitüsü'nü kurma fikri aslında hem yine aslında burada da akademi, diplomasi, bürokrasi arasındaki işbirliğini görüyoruz. Bu akademi, bir diplomasi, bürokrasi arasındaki bir işbirliği, bir koalisyon sonucunda bu fikir ortaya çıktı. Fyodor Uspenski Enstitü'nün ilk ve son direktörü, tek direktörü. Rusya, yani Rusya'nın önemli Bizantinistlerinden. Fikri ortaya atan aslında Uspenski değil. Fikir diplomatik çevrelerde ortaya çıkıyor ve fikri ortaya atan kişi daha önce Filistin Cemiyeti'nin kurulması fikrini de ortaya atan diplomatla aynı kişi. Pavel Mansurov diye bir diplomat. Bu Osmanlı toprakları üzerin, ya yani Osmanlı Rusya'nın 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı toprakları üzerindeki kültürel faaliyetleriyle yakından ilgilenen bir diplomat. Mansurov'un yazdığı bir aslında memorandum, bir rapor üzerine böyle bir fikir ortaya atılıyor. Dönemin Rus Büyükelçisi Alexander Nelidov çok şiddetli şekilde bu fikri destekliyor. Hükümette fikri destekleyenler var, karşı çıkanlar var. Öncelikle Maliye Bakanlığı karşı çıkıyor tabii ki, her zaman olduğu gibi. Çünkü para yok. Onun dışında yani böyle bir enstitünün Atina'da kurulmasını savunan az sayıda kişi var. Fakat Nelidov ve özellikle diplomasi çevreleri böyle bir enstitü için İstanbul'u daha uygun bir yer olarak görüyorlar. İşte en başta söylediğimiz sebepten ötürü, çünkü Rusya kimliğinin, imparatorluk kimliğinin önemli bir sacayağı Ortodoksluk. O zaman bizim yapmamız gereken antik Yunan mirasından ziyade Ortodoks miras üzerine araştırma yapmak. Bu düşünceyle hareket ederek enstitüyü İstanbul'da kurmaya karar veriyorlar ve bütün maddi zorlukları aşarak nihayetinde 1894'te resmi olarak kuruluyor, 1895'te de kapılarını açıyor enstitü. Yani yine mesela enstitünün kurulmasına destek olanlardan birisi, hanedan ailesiyle de çok yakından ilişkileri olan Terti Ivanoviç Filipov diye yine bir bürokrat, bu dönemde çok sık karşımıza çıkıyor. O aslında saray maliyesinden sorumlu ve en son raddede mali desteğin gelmesini sağlıyor Filipov. Ve Filipov böyle aşırı ortodoks, otokrasiye son derece bağlı bir bürokrat. İkinci Nikolay ile Uspenski'nin görüştüğünü biliyoruz ve ikinci Nikolay da bu enstitüyü bir Osmanlı halklarıyla kültürel bir ilişki kurmanın bir aracı olarak gördüğünü belirtiyor bu görüşmesinde. Yani hanedandan akademiye, bürokrasiye, diplomasiye, farklı gruplar arasındaki bir işbirliği sonucunda bu enstitü fikri ortaya çıkıyor. Aslında bütün bunlar böyle Edward Said'in söylediği şeyleri insanın aklına getiriyor tabii. Çünkü ilgi ve iktidar arasında hakikaten bu aşamada bir ortaklık gerçekten de var. Yani imparatorluğun genişlemesi ya da imparatorluğun dış siyaseti, dış siyaset ajandasıyla
bilgi üretim mekanizmaları arasında hakikaten doğrudan bir ilişki olduğunu görüyoruz bu enstitü örneğine baktığımızda. Evet, bakayım bulabilecek miyim? Bir şey listesi yaptım bu. Fransızların, işte Almanların vesaire Atina'da açtıkları arkeoloji enstitülerinin bir böyle şeyini yapınca hani güçle arkeolojinin ne kadar başa baş gittiğini ortaya çıkıyor. Mesela işte İtalyan enstitüleri en sonra geliyor çünkü hı-hı, ancak toparlanıyor diyorlar filan. Rusya'da da biraz öyle evet, gibi gözüküyor değil mi? Evet. Tabii o dediğin aslında Avrupa'daki enstitüleri örnek de alıyorlar. Yani onları inceliyorlar ve onlar gibi bir şey kurma çabası var. Çünkü temelde aslında Avrupa'dan geri kalma korkusu var. Özellikle kültürel, ekonomik alanda, özellikle de kültürel alanda Avrupa'dan geri kalma, sürekli Avrupa'ya yetişme kaygısı var. Rus devletinin ileri gelenlerinde, yöneticilerde, bürokraside. Yani bu esnada 1894'te kuruluyor enstitü. Yani bu esnada Osmanlı İmparatorluğu'nun pek çok yerinde Amerikalılar tarafından, Fransızlar tarafından, İtalyanlar vesaire tarafından kurulmuş çok sayıda okul var. Bu okulların bir kısmı işte öğretmenleri işte çeşitli çalışmalar yaptıklarını biliyoruz. İşte dergiler çıkarıyorlar vesaire. Ya yani mesela işte Kadıköy'deki Asomsiyonist rahipler bir dergi çıkarıyorlar bu esnada. Hani bunun gibi birçok kültürel faaliyet de var. Ve hani Rusya'nın evet askeri gücü var ama kültürel gücü ona yetişemiyor ya da en azından kültürel olarak bu Osmanlı tebaasına erişemediklerini düşünüyorlar. Öyle bir kaygı var. Haksız bir kaygı da değil. Çünkü Balkanlardaki işte milliyetçilik hareketlerine baktığımız zaman işte Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan bunların hepsi Osmanlı-Rus savaşları sonucunda bağımsız oldular. Ama bağımsız olduktan sonra yüzlerini hepsi Avrupa'ya çevirmeyi tercih ettiler. Ve bu Rusya'da haliyle bir hayal kırıklığı yaratıyor. Ama bunun temel sebebi Rusya'nın aslında o kültürel sermayeden yoksun olması ve çok da olumlu bir örnek teşkil etmemesi tabii ki otokratik bir rejim olarak. Ve böyle bir kültürel temas kurma kaygısı var. Yani Avrupa'nın yaptığını yapma kaygısı var. Bunu arkeologların yazışmalarında da, diplomatların yazışmalarında da çok fazla görüyoruz. Belki enstitünün kurulmasını meşrulaştıran, yani hanedan nezdinde, bürokrasi nezdinde meşrulaştıran en önemli sebeplerden biri bunu Avrupalılar yapıyor, bizim de yapmamız lazım kaygısı. Osmanlılara gelelim. Osmanlılar böyle bir inisiyatifi nasıl karşılıyorlar? Şüpheyle karşıladıklarını söyleyebilirim ama sadece Osmanlılar değil, Avrupalılar. İstanbul'daki Avrupalılar da şüpheyle karşılıyor. Yani hani 19. yüzyılda yani Rusya ve Osmanlı ilişkileri deyince aklımıza gelen şey süre giden savaşlar. Yani 1894 Osmanlı-Rus Harbi'nin üzerinden çok az bir zaman geçmiş. Yani 16 yıl sadece, fazla bir zaman değil. Yani işte Avrupalı gözlemciler de Ruslar böyle arkeoloji enstitüsü görüntüsü altında acaba casusluk mu yapacaklar, acaba işte İstanbul'da bir nüfuz mu kurmaya çalışıyorlar gibi Avrupalıların da kaygıları var. Osmanlılar da şüpheyle yaklaşıyorlar ve aslında birazcık enstitünün onay alması için biraz ayak diriyorlar, biraz uzuyor süreç. Ama neticede 2. Abdülhamit enstitünün faaliyetlerini onaylıyor. Bir anlaşma şeklinde tabii ki onaylanıyor. Enstitünün, şunu söyleyebilirim, benim gördüğüm kadarıyla enstitünün faaliyetleri hakikaten çok yakından takip ediliyor. Yani işte eminim benzer şeyleri sen diğer işte İngiliz, Fransız arkeologlarla ilgili çalışmalarında da görmüşsündür. İşte Ruslar şurada kazı yapıyor. Bir bakalım yani neler karıştırıyorlar, kimlerle konuşuyorlar. Hani özellikle böyle Ortodoks tebaanın yaşadığı yerlerde yani hani Ruslar şüphe uyandırıyor. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Tabii ki bütün bu ekspedisyonlara, kazılara işte Müze-i Hümayun'dan görevliler de zaten eşlik ediyor. Ve biraz da bu sebeple aslında Uspensky akıllı bir adam ve çok da dikkatli davranıyor. Yani belki Fransızlar ya da Almanlardan çok daha dikkatli, yani ben hani o örnekleri senin kadar bilmiyorum ama daha dikkatli davranıyormuş gibi geliyor bana. Yani bir Rus arkeolog olarak sınırlarının biraz daha farkında. Maddi sınırlarının, hem ekonomik sınırlarının farkında, hem siyasi olarak sınırlarının farkında.
O yüzden yani büyük ölçekli kazılar çok az yapıyorlar. İşte yaptıkları kazılardan bir tanesi Osmanlı Makedonya'sında. O da aslında çok da yani siyasi anlamı yani siyasi konotasyonu çok olmayan bir kazı çalışması yapılıyor. Daha sonra en önemli kazılarından birini aslında Bulgaristan'da yapıyorlar, Aboba'da. Ki o da aslında Bulgar devletini ilgilendiriyor o esnada. Bulgar prensliğini daha çok ilgilendiriyor. Yani bütün bu 20 yıl boyunca yaptıkları en önemli kazıyı Osmanlı sınırlarında değil de yani Osmanlı sınırlarından ziyade Bulgaristan'da belki yapıyorlar. Osmanlı sınırları içerisinde de tabii kazılar yapıyorlar ama daha küçük ölçekli. Şurada birkaç fotoğraf göstermek istiyorum. İmrahor Camii ya da işte Studios Manastırı içerisinde bir takım kazılar gerçekleştiriyorlar. Bu fotoğraf Rusya Bilimler Akademisi arşivinden. Şöyle şeyler yapıyorlar. Mesela Rus arkeologlara işte arkeoloji enstitüsüne haber geliyor yerel Rus konsoloslarından. İşte mesela Selanik'te Kasımiye Camii işte tadilat geçiriyor. Hazır tadilat geçirirken gelin işte Kasımiye Camii kiliseden çevrilmiş bir cami. İşte hazır gelin freskleri işte fotoğraflayın, eskizlerini çıkarın. İşte bu gibi haberler biraz geliyor. Böyle bir bilgi ağını kullanıyorlar. Osmanlı İmparatorluğu'nda da Ortodoks Kilisesi ile kısmen böyle bir işbirliği sürdürüyorlar. Kiliseden de zaman zaman böyle haberler alıyorlar. Enstitü üyeleri yani Osmanlı İmparatorluğu vatandaşlarından da enstitüye üye olanlar oluyor. Enstitü üyelerinden böyle haberler alıyorlar. Ve işte Karadeniz sahillerinde, Makedonya'da, özerk ve daha sonra bağımsız olan Bulgaristan'da, Bulgaristan'da özellikle, Sırbistan'da kısmen manastırlarda çalışmalar yapıyorlar. İstanbul'da aslında yapmayı planladıkları en önemli kazı tam 1914'e denk geldiği için yapılamıyor. Büyük sarayın olduğu yerde yani çok büyük bir yangın oluyor ve o yangını biraz bir şey olarak bir vesile olarak kullanarak orada bir kazı için izin de alıyorlar fakat savaş engel oluyor. Aslında enstitünün yaptığı en önemli şey el yazması toplamak. Yani bütün bu faaliyetleri içerisinde yaptıkları en önemli şey kazılarından ziyade çeşitli Ortodoks manastırlarında, kiliselerde hem Osmanlı sınırları içerisinde hem Sırbistan ve Bulgaristan'da el yazmalarını toparlamak diyebilirim. Enstitü faaliyetlerini bu şekilde özetleyebilirim. Birkaç şey soruyu bir araya toplayıp soracağım Pınar. Birincisi öğrencilerimiz diyorum, pardon, affedersiniz, dersten çıkınca böyle oluyor. Katılımcılarımızdan biri kaç kişilik bir kadro olduğunu soruyor. Yani enstitünün içindeki hem kimlerden oluşuyor, belki onun birazcık detayına girmemiz lazım. Uspenski'den gayrı kimler var? Herkes Rus mu? Herkes bu çok emperyal politikalara katılıyorlar mı? Herkes aynı şekilde. O bir herkes Bizans mı çalışıyor? Onu sormak istiyorum. Ama vaktimiz de azaldığı için soruları bir araya toplamak istiyorum. Bu şey, Bulgaristan'da kazılar yaptılar dedin. Peki Bulgarlar bu işe ne diyorlar? Bu Rusların gelip neler, yani kazılar yaptığı hoşlarına mı gidiyor? Yoksa hoşlarına gitmiyor mu, böyle bir şey? Aynı belki paralel soruyu Rumlar, yani Osmanlı toplumundaki Rumlar ve Yunanistan'daki Yunanlılar açısından da sorabiliriz. Bir de bu dedin ama altını çizmek lazım, bu enstitünün kurulması ikinci Abdülhamit zamanında olması hani çok çok mühim bir şey. Hani Abdülhamit'in insanları çok güvendiğini söyleyemeyiz bir sultan olarak şey. Dolayısıyla hani kurulması, izin verilmesi çok çok enteresan bir şey bence. Arkeoloji bürokrasi tarafında da Osman Hamdi'nin hani güçlerine epey kazandığı bir dönemden bahsediyoruz. Her ne kadar Abdülhamit'le çekişseler bile biraz. Hani onun da hani background olarak altını çizilmesi lazım. Enstitü kimler tarafından kuruldu? Yani fikrin işte devlet içerisinde diplomaside bir grup tarafından ortaya atıldığını söyledim.
Ama enstitünün akademik altyapısını oluşturanlar arasında en önemlilerinden biri Uspensky. Bunun dışında Nikodim Kondakov var. O ayrı bir konu. Onu yani ayrıca bir konuşmada ele almıştım. Kondakov da yine çok önemli Bizans tarihçisi. Ama Kondakov enstitü kurulduktan sonra çok aktif rol almıyor. Onun dışında işte Parmakovski, Karl Lepper, yani bir kısmı, birçoğu Odessa'daki Novorossiya Üniversitesi'nde hoca olan insanlar bunlar. Bunun altını çizebilirim. Belli bir akademik gelenekten gelen, yani birçoğu St. Petersburg Üniversitesi mezunu, Odessa'daki Novorossiya Üniversitesi'nde hali hazırda hoca olarak çalışan insanlar. Bir Bizans tarihçiliği geleneği oluşturuyorlar 19. yüzyıl sonlarında ve aslında daha önceden meslektaş olarak birlikte çalışan insanlar enstitüyü kuruyor. Kadro çok kalabalık değil, biliyoruz tabii isimleri. Çünkü enstitünün hem yazışmaları var merkezle hem de şöyle bir fotoğrafını göstereyim. Enstitünün düzenli yayınladığı bir bülten var, İzvestiya. Yani bu sayede, İzvestiya'daki raporlar sayesinde de enstitü üyelerini biliyoruz. Enstitüde sürekli olarak çalışanlar, işte direktör Uspensky var. Onun dışında sekreterleri var. Yanılmıyorsam 20 yıl boyunca 5 ya da 6 tane sekreter görev yapıyor Uspensky'nin yanında. Bunlar çekirdek kadro, ama bunun dışında pek çok üyesi var enstitünün. Bunların bir kısmı onursal üye, yani çok aktif olarak faaliyetlere katılmıyorlar. Üyelerin, yani o çekirdek kadronun tamamı Rus. Ve o çekirdek kadronun ideolojik duruşu büyük ölçüde birbirine yakın diyebiliriz. Yani aslında Bizans tarihçiliği üzerine uzmanlaşmak birazcık bir ideolojik tavır göstergesi bu dönemde Rusya İmparatorluğu'nda. Yani liberallerin mesela çok tercih etmediği bir çalışma alanı Bizans tarihçiliği. Haliyle yani evet, Rusya'nın o yani Ortodoks sempatileri olan insanlar genelde. Uspensky'de bu çok açık olarak görebiliyoruz. Kondakov'da çok açık görebiliyoruz. Onun dışında ama üyeler, yani özellikle onursal üyeler, yani Osman Hamdi de bu enstitünün onursal üyesiydi. Hanedan ailesi, işte Rusya'daki pek çok akademisyen, kilise mensupları çok fazla sayıda üyesi vardı. Avrupalı akademisyenler arasından üyeleri var. Enstitüde kısa süreli araştırma yapan çok sayıda Avrupalılar da var. Strigovski mesela, enstitüde kısa süre bulunup çalışma yapan Bizans tarihçilerinden. Rusya'dan sürekli öğrenciler geliyor. Öyle bir mobilite programları var. Özellikle ruhani akademiler her sene belli sayıda öğrenci gönderiyorlar enstitüye, Uspensky ile birlikte çalışmalar yapmaları için. Enstitü üyeleri bu şekilde, yani siyasi fikirleri de en azından enstitünün çekirdek kadrosunda, yani çok böyle muhalif diyebileceğimiz kimseler yok. Hepsi Bizansçıydı, evet. Enstitünün bu çekirdek kadrosu fazla kimseden oluşmuyordu. Enstitünün kurulma amacı zaten Bizans tarihi üzerine çalışma yapmak. Bir de dediğim gibi hani hep o Avrupa ile bir rekabet var ya. Şimdi Greko-Roman mirası mesela Rusların Avrupa ile pek de baş edemeyecekleri bir alan. Yani Avrupalılar bu alanda çok uzun zamandır çalışmalar yapıyorlar. Çok daha fazla para harcayabiliyorlar. Yani Antik Yunan Roma mirası üzerine çalışma konusunda Avrupa ile aşık atmak pek gerçekçi değildir Ruslar için. Ama Bizans nispeten bakir bir alan, Rusların kendilerine ait hissettikleri bir alan, kendi kökenlerini gördükleri bir alan. Dolayısıyla evet, enstitü üyeleri Bizansçıydı ve spesifik olarak Bizans tarihiyle ilgileniyorlar. Yani arada karşılarına başka şeyler çıkıyor, tesadüf eseri, prehistorik eserler çıkıyor, onu da inceliyorlar falan, ama İzvestiya'ya baktığımız zaman tamamen Bizans, neredeyse tamamen Bizans tarihiyle ilgili makaleler görüyoruz. Diğer sorun Bulgarlar ve Rumlar, o hakikaten enteresan bir konu. Aslında nasıl Osman Hamdi Bey çok soğuk davranıyor Rus Enstitüsü'ne, Abdülhamit de yani enstitünün faaliyetlerini onaylıyor. Yani işte biraz aslında bu da bir medeniyet göstergesi. Yani böyle bir bilimsel cemiyeti geri çevirmek çok da Osmanlıların bence istedikleri bir şey değil. Sanki bilimsel alanda işbirliği yapmayı Türkler bilmezmiş, beceremezmiş gibi bir izlenim oluşturmak da istemiyorlar bence. Ama bir taraftan da Rusların faaliyetlerini gözetim altında tutuyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla Bulgarlar da aynısını yapıyor. Yani tabii ki Bulgarların bu Rus Arkeoloji Enstitüsü'nün ekspertizine, hatta finansal desteğine ihtiyacı var. Ortak çalışma yürütüyorlar, fakat o ortak çalışmayı yürütürken yani kendi sınırlarını belirlemeye çok fazla ciddi bir mesai harcıyorlar. Ve aynen nasıl Müze-i Hümayun Rus arkeologların faaliyetini denetliyorsa,
Bulgar prensliği de benzer şekilde hareket ediyor. Böyle bir hani tabii onların bir de korkusu var. Yani Rusya'ya egemenliği kaptırma gibi bir korkuları var. Osmanlı Rumları bu benim araştırmaya başlarken merak ettiğim bir konuydu. Neredeyse hiç işbirliği olmadığını söyleyebilirim. Yani görünürde nezaketen mesela Uspenski Sillagos Cemiyeti'nin üyesi. Ama hani bu üyelik çok anlamlı bir üyelik mi pek zannetmiyorum. Şunu hatırlamak lazım. 19. yüzyıl sonları itibariyle Ortodoks Kilisesi içerisinde Rum ve Rus kilise hiyerarşisi arasında ciddi bir çatışma vardı. Yani Antakya Patrikhanesi'ne mesela 1899'da Rusya'nın desteği ve müdahalesiyle bir Arap kökenli patrik seçildi. Yani ipler oldukça gerilmiş vaziyetteydi. Dolayısıyla yerli Rum cemaatle çok da güçlü bir bağ kurduklarını söyleyemem. Slav asıl amaçları biraz da şey, aslında Balkanlardaki bağımsızlığını yakın zamanda kazanmış Bulgarlar ve Sırplarla yakınlık kurmak gibi bir amaçları var. Bunda ne ölçüde başarılı oldukları da bir tartışma konusu. Bulgarlardan zaten söz ettim ama bu soru açılmışken başka bir şeyden daha bahsedeyim. Belki senin de aklında vardır bu soru ama 1911 yılında bir Slav departmanı kuruluyor Rus Arkeoloji Enstitüsü bünyesinde. Balkan Savaşları'ndan hemen önce. Bu Slav departmanının amacı Bulgar, Sırp arkeologları, tarihçileri bir araya getirerek Balkan tarihi üzerine çalışma yapmak. Şunu hatırlayalım, o dönemde Rusya aynı zamanda askeri bir ittifak da kuruyor Bulgaristan ve Sırbistan arasında. O askeri ittifakı kurma konusunda başarılı oluyor ama arkeologları bir araya getirmeyi başaramıyor. Çünkü Bulgar ve Sırp arkeologlar hangi eserin Bulgarlara, hangilerinin Sırplara ait olduğu konusunda anlaşamıyorlar. Kazı alanları konusunda anlaşamıyorlar. Ve Bulgarlar bu departmanın parçası olmuyorlar. Sadece Sırplar parçası oluyor ve böyle yarım yamalak kuruluyor. Aslında yani arkeoloji bize böyle sanki apolitik bir alan gibi geliyor ama bu örnek bile şunu gösteriyor. Yani aslında bu arkeoloji alanında olan şey 2. Balkan Savaşı'nda askeri ve siyasi sahnede de gerçekleşti. Bulgaristan ve Sırbistan birbirlerine karşı savaştılar. Çünkü hakikaten o tarihi Sırp toprağı, tarihi Bulgar toprağının ne olduğu konusunda bir anlaşmazlık vardı. Yine enstitü bünyesinde faaliyet gösteren arkeologlar biraz hayal kırıklığıyla, üzüntüyle şunu fark ediyorlar. Çünkü onlar zannediyorlar ki biz buraya geleceğiz, böyle bir pan-Slav, pan-Ortodoks hassasiyette Slav-Ortodoks kardeşlerimizi birleştireceğiz. Fakat Balkanlarda Sırplarla Bulgarların birbirlerinin kiliselerine zarar verdiklerini görüyorlar. Yani şey diyor hatta bunu yazan kişi, yani bunu Türkler ya da Rumlar yapsa anlarız diyorlar. Hani Rumları da anlarız. Onlar yapıyor böyle şeyler. Slavların eserine zarar veriyor. Ama Slav kardeşlerimiz, onlar birbirlerinin eserine zarar veriyor. Yani aslında o yerel kimlikler oldukça güçlü ve Ruslar o pan-Slav hayal dünyası içerisinde bunu biraz zorlukla fark ediyorlar diyebilirim. Yani Bulgarların ve yerli halkla kurdukları ilişkiyi de biraz böyle özetleyebilirim. Harika bir örnek yani. İdealler ve gerçeklerin birbiriyle çok şey uyuşmadığını gösteren çok çok trajikomik onlar açısından eminim. Peki, vaktimiz azalmaya başlıyor. Benim çok sevdiğim bir konuya gelmek istiyorum. Sorularda birikiyor, onları görüyorum. Umarım beni affederler. Onlara da geleceğim. Birinci Dünya Savaşı'na gelmek istiyorum. Bu arada şu Uspenski'nin nişanı Osmani ile taltif edildiği belgeyi de göstermiş olayım. Yani böyle nezaketler, jestler var ama çok da gerçek bir yakın ilişkiden söz edemeyiz. Bu Bulgaristan'daki kazı, Birinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı'nda tabii ki işte şey, Ruslarla Osmanlılar farklı taraflara düşüyorlar. Ve bir işgalden bahsediyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nda pek çok farklı ülke, işte İngilizler, Fransızlar, Ruslar arkeologlarıyla beraber de katılıyorlar. Benim merak ettiğim şey, yine iki soruyu birleştireyim. Bir, Ruslar, evet yani Fransızlar, İtalyanlar, İngilizler de yapıyorlar bu şey, kazılar yapıyorlar vesaire, savaş aktif olarak şey
devam ederken, ama Ruslar inanılmaz organize bir şekilde yapıyorlar bunu. Bunu Rus Arkeoloji Enstitüsü'ne mi borçluyuz? Bu birinci soru. İkincisi, Ruslar savaşırlarken arkeologlarını sadece Osmanlı topraklarına mı getiriyorlar, yoksa başka yerlere de götürüyorlar mı? İlk soruya cevap vereyim. Rus Arkeoloji Enstitüsü'nün bu organizasyonda muhakkak önemli rolü var ama Birinci Dünya Savaşı'nda Rusya'nın işgal ettiği bölgelerde arkeolojik çalışma yapanlar sadece Rus Arkeoloji Enstitüsü üyeleri değildi. Bunun dışında Rus Arkeoloji Enstitüsü'nden bağımsız çalışmalar da var. Mesela Van ve çevresinde Nikolay Mar ve Iosif Orbeli'nin meşhur ekspedisyonu var. Gerçi o ekspedisyona ve Ermeni tarihi eserleri üzerine çalışmalar yapıyorlar. Çok böyle fotoğraflar çekiyorlar, el yazmaları topluyorlar vesaire. İslami Kur'anlar ve İslam el yazmaları da topluyor bu arada Van çevresinden Mar ve Orbeli. Bu Van ekspedisyonuna katılan arkeoloji enstitüsü üyesi olan kişiler de var. Enstitünün son sekreteri Okunev Van ekspedisyonuna katılıyor. Onun dışında mesela aklıma gelen 1917'de bir Gürcü tarihçi arkeolog heyeti işte Erzurum'un kuzeyi Artvin'e karşılık gelen yerlere bir ekspedisyon düzenliyor. Oralar Gürcü tarihi açısından önemli yerler. Bu çalışmalar üzerine işte bir saha araştırması yapıp bunun üzerine yayınlar yapıyorlar. Yani Rusya İmparatorluğu'ndan işgal altındaki bölgelere gelenler arasında Rus Arkeoloji Enstitüsü bir gruptu sadece, ama Rus Arkeoloji Enstitüsü'nden başka Rusya tebaası da vardı. Rus Arkeoloji Enstitüsü'nün bu esnadaki faaliyetleri Trabzon ve çevresinde özellikle yoğunlaşıyor işgal altında. İkinci soruna burada cevap vereyim. Ruslar başka yerlere de arkeolog götürdüler mi? Bildiğim kadarıyla hayır, ama bunun en önemli sebebi de muhtemelen şudur. Rusya zaten Batı cephesinde çok ciddi yenilgiler aldı Almanlara karşı. Yani Galiçya'yı, Bukovina'yı işte kısa süre işgal altında tuttular, ama bir seneden daha az sürdü orada Rus işgali. Ve yani o cephe daha başarısız, askeri olarak daha başarısız oldukları bir cepheydi. Bildiğim kadarıyla oralarda böyle bir kapsamlı arkeoloji çalışması da yapmadılar. Ya zaten oradaki tarihi miras da çok daha farklı öte yandan, o ayrı bir hikaye. Orada öyle bir çalışma olduğuna dair hiçbir şey duymadım, ama dediğim gibi zaten çok daha kısa süre ellerinde tuttular. Trabzon ve çevresinde esas yoğunlaştı Rus Arkeoloji Enstitüsü'nün faaliyetleri. Yani ben Nikolay Mar'ın ya da işte diğer Rusya'dan gelen diğer tarihçilerin, arkeologların işgal altındaki bölgelerde yaptıkları çalışmalara pek yoğunlaşmadım kendi çalışmamda. Yani hakikaten Birinci Dünya Savaşı'ndaki Rus arkeoloji faaliyetleri başlı başına apayrı bir çalışmanın konusu, ki bu konu üzerine de çalışma yapan Dündar Akarca var. Ben hani Rus Arkeoloji Enstitüsü'ne sadece, yani enstitünün artık en son uzantısı olarak buna değindim. Aslında 1914'te savaş patlak verince İstanbul'daki ofislerini kapatmak durumunda kaldılar. 1916 ve 17'de iki ekspedisyon düzenlediler Trabzon'a ve burada özellikle Bizans döneminden kalan ve sonradan camiye çevrilen kiliselere, işte Ayasofya, Ortahisar Camii, bunlara yoğunlaştılar. Trabzon çevresinde, yani Trabzon'un hinterlandı diyebileceğimiz bölgelerde de çalışmalar yaptılar. Kazı faaliyetleri de var burada tabii. Yani restorasyon faaliyetleri var. Şunu hatırlamak lazım. Ruslar bu bölgeye kalıcı olma düşüncesiyle geldiler. Bunu bir işgal olarak görmüyorlardı. Bence organize olmalarının bir sebebi Rus Arkeoloji Enstitüsü'nün tecrübesi olabilir, ama bir başka sebebi de şu. 18. yüzyıldan beri Rusya İmparatorluğu sürekli genişliyor. İngiltere, Fransa gibi kolonyal imparatorluklardan farklı olarak aynı toprak parçası üzerinde genişliyor. Ve bütün bu genişleme sürecinde Rusya ordusu içerisinde etnograflar, dil bilimciler, arkeologlar zaten vardı. Yani atıyorum 18. yüzyılda Kazakistan'ı işte yani Kazakistan'da kurulan askeri garnizonlar var mesela. Bakıyorsunuz oradaki askerler o bölgedeki halklar üzerine etnografik çalışmalar yapıyorlar. Dil bilimsel çalışmalar yapıyorlar. Yani bu ordu içerisindeki ya da orduyla işbirliği halinde akademisyenlerin işte çalışmalar yapması pratiği 18. yüzyıla dayanıyor. Bence
Yani imparatorluğun genişlemesinin bir parçası aslında bu süreç. Yani daha önce mesela 93 Harbi'nden sonra Kars ve çevresi Rusya'ya katıldıktan sonra Kars ve çevresinde de böyle çalışmalar çokça yapıldı. Yine Nikolay Mar, Ani'deki ilk önemli kazıları gerçekleştirdi. Ani'de işte müze kuruldu. Mar'ın önderliğinde. Yani imparatorluk 18. yüzyıldan beri genişliyordu ve genişledikçe ister Türkistan'a doğru genişlesin, yani ister Kafkaslara doğru, ordu içerisinde bazen amatör böyle meraklı işte askerler, bazen de orduya eşlik eden profesyonel işte tarihçiler, akademisyenler bu gibi çalışmalar yapıyorlardı. Bu zaten var olan bir pratikti. Ve bu da aslında şimdi biz tabii ki kısa sürdüğünü bildiğimiz için işgal diyoruz ama Rus orduları oraya kalıcı olma düşüncesiyle gelmişlerdi. Yani geçici bir süre işgal edip çekilmek gibi bir niyetleri yoktu. Tabii ki bir de şeyi de belki hatırlatmak lazım. Sadece işte Trabzon civarı, Doğu Anadolu değil, İstanbul'da onların olacak. Tabii ki, evet. Son amaç da o. Öyle bir bütünlüklü de düşünmek lazım tabii ki. Tabii, onu hatırlattığın için teşekkür ederim. Yani 1915'te yapılan gizli işte Boğazlar ya da İstanbul Anlaşması ile müttefikler sur içindeki tarihi İstanbul'un sözünü Ruslara vermişlerdi ve yani İstanbul'un ele geçirilmesi de an meselesi olarak görülüyordu belli çevrelerde. En son gelen soru, üzgünüm şey sırasıyla soramıyorum soruları. Onu biraz evvel sorulanlara tekrar geri döneceğim. Ama benim sormak istediğim bir soruyla bağdaştığı için sormak istiyorum. Hasret Gümüş diyor ki, Osmanlı ülkesinde kazı çalışmalarında buldukları şeyleri ülkelerine götürüyorlar mıydı? Hı hı. Mesela işte Almanlar yapıyordu, mesela götürdüler işte Bergama'yı falan, hep biliyoruz. Bizler de bunu yapıyorlar mıydı? Yani bunu bu soruyu ikiye bölmek istiyorum. Savaş öncesi ve savaş sonrası. Savaş içinde süresinde ne gibi pratiklerden bahsediyoruz? Evet, tabii savaş öncesi ve sonrasını ayırmak lazım bu soruda. Yani öncesinde Rusya'ya giden eserler var. Bugün Ermitaj'a gittiğiniz zaman Rus Arkeoloji Enstitüsü tarafından oraya bağışlandığını okuyabilirsiniz bazı eserlerin. Bunlar çoğunlukla Ortodoks mirası ilgilendiren mesela tarihi ikonalar, el yazmaları vesaire gibi şeyler. Yani dediğim gibi kapsamlı kazıları böyle Avrupalıların, yani bir Bergama kazısı ölçeğinde kapsamlı kazıları pek yok zaten Rusların. Daha ziyade saha araştırması ve el yazmalarını toplama şeklinde bir çalışmaları var. Yani aslında Uspenski de bizim Uspenski ya da enstitünün diğer üyeleri de bizim bugün anladığımız anlamda arkeolog değiller. Aslında tarihçi, bugün anladığımız anlamda bunlar Bizans tarihçisi diyebileceğimiz insanlar. Ya özellikle el yazmaları topluyorlar. Çok yani enstitünün hem müzesi olduğunu biliyoruz hem de çok zengin bir kütüphanesi var ve bu kütüphanesi içerisinde çok zengin bir el yazması koleksiyonu var. Topkapı Sarayı'nın kütüphanesinde de mesela araştırma yaptıklarını biliyoruz. Bu el yazmalarının özellikle yani bu el yazmaları özellikle enstitü açısından önemli ve hani bu Ortodoks el yazmaları Osmanlı idaresi açısından yani korunması gereken bir tarihi miras olarak pek de görülmüyor sanırım. Ama şöyle örnekler de görmüştüm ben araştırmam sırasında. Yani mesela Samsun'da oranın yerli ahalisinden bir adam, Rum ahaliden birisi, işte Amisos antik kentinde bir şeyler kazıyor, buluyor. Muhtemelen oradaki Rus konsolosluğunu falan biliyor adam. Yani Ruslara satarsam para verir falan gibi herhalde pragmatik düşünüyor. Böylesi yerel ağlar, bağlantılar sayesinde bazen tarihi eserler satın aldıklarını, bazen de onlara bağışlar yapıldıklarını biliyoruz. Yani bazen de üyeleri tarihi eserler böyle kendi çaplarında buldukları şeyleri bağışlıyorlar. Kendileri çok büyük kapsamlı arkeolojik kazılar yapmıyorlar. Yaptıkları takdirde, yani mesela Makedonya'da Pateli denilen bölgede yaptıkları bir kazı var. Orada Osmanlı idaresi çok ciddi şekilde başlarında bekliyor. Yani bir anlaşmaları var. Ancak işte replikası olan eserler, benzeri olan eserlerden bir tanesini Ruslar alıyor. Birisi Müze-i Hümayun'a gidiyor falan. Orada Müze-i Hümayun kendi haklarını koruyor. Ama bunun dışında böyle küçük ölçekli belki tarihi eser ticareti diyebileceğimiz şeyler yaptığını biliyoruz. Uspenski para verdiğini yazıyor çünkü. Yani dolayısıyla bir müze de korunuyor. Şöylesi şeyler de var bu arada. Bu da bizi şaşırtabilir. Yani Abdülhamit çok ilginç bir insandı.
Palmira Antik Kenti'nde, Suriye'de kazı yapıyorlar. Palmira Enstitü'nün kazı yaptığı en uzak yerlerden birisi. Ve orada bulunan bazı şeyleri Abdülhamit hediye ediyor Ruslara. Osman Hamdi Bey çıldırmış olsa gerek. Böylesi şey, böylesi yani istisnai bir örnek bu ama bunun gibi örnekler de var. Bütün bunlar müze, enstitünün müzesinde sergileniyor. Yani küçük ölçekli, yani savaş öncesindeki kaçakçılığı belki küçük ölçekli bir şey olarak değerlendirebiliriz. Savaş, bu eserlere ne oluyor onu da kısaca burada söylemek istiyorum. Bu eserlerin bir kısmı enstitü binasını az önce gördüğünüz küçük bir bina. Yer olmadığı için bir kısmı Rus Büyükelçiliğine gidiyor. Bir kısmı da Rusya'ya gönderiliyor daha 1914'ten çok önce. İşte Ermitaj'a giden eserlerin birçoğu 1914'ten önce gönderiliyor. Savaş sırasında hala enstitüde olan eserlerin bir kısmının akıbetini bilmiyoruz. Birçok şey kayboluyor savaş sırasında. Savaş sırasındaki durum biraz daha farklı senin de söylediğin gibi Ceren. Trabzon'un işgali sırasında hem el yazmaları, yani Rumca el yazmaları hem de İslami eserler bulunuyor. Ayrıca Van ve çevresinde çok sayıda Ermenice el yazmaları, yine İslami eserler bulunuyor. Bunların bir kısmı savaşın ve hani 1917'de devrim olunca orduyla birlikte arkeologlar da çekilmek durumunda kalıyorlar ve müthiş bir kaos var tabii ki 1917'de bu bölgede. Bir kısmının ne olduğunu bilmiyoruz. Bir kısmını önceden mesela Batum'a gönderiyorlar. İslami el yazmalarının bir kısmını Uspenski'nin 1917'den önce Batum'a gönderdiğini biliyoruz. Bir kısmının St. Petersburg'a yollandığını biliyoruz. Yani bugün St. Petersburg Bilimler Akademisi'nde, Bilimler Akademisi Kütüphanesi'nde, el yazmaları koleksiyonlarında bu İslami el yazmalarının hala bulunduğunu biliyoruz. Hatta en son Rusya ile Türkiye arasında jet düşürme krizi olduğunda tekrar bu el yazmaları gündeme gelmişti. Verin el yazmalarımızı geri diye. Tabii ki bir şey çıkmadı. Savaş patlak verince işte eserlerin bir kısmı önceden Rusya'ya gönderilmişti. Onlar nispeten daha güvende, Ermitaj'a gidenler. Enstitünün arşivi, yazışmaları ve enstitü kütüphanesinin bir kısmını enstitü üyeleri Odessa'ya götürüyorlar savaştan sonra. Bunlar kayıp. Bunların ne olduğu belli değil. Çünkü 1917'de Odessa çok karmakarışık bir yerdi. Bazı işte İslami eserler, Trabzon'da bulunan İslami eserler Batum'a, işte oradan St. Petersburg'a gönderiliyor. Ama bu arada o İslami eserler Ermenice el yazmalarından da kaybolanlar olduğunu biliyoruz. Rus Büyükelçiliğinde toplanan bazı işte enstitünün mülkiyetinin, kütüphanesinin eserlerinin bir kısmı Rus Büyükelçiliği bünyesinde toplanıyor. Tabii 1914'te Ruslar Büyükelçiliği bırakmak, terk etmek durumunda kalıyorlar savaş çıkınca. Önce İtalyanlar kullanıyor binayı. 1917'den sonra bir süre devrim karşıtı, Beyaz Rus denilen gruplar Rus Büyükelçiliği binasını kullanıyorlar. 1921'de Bolşevikler ve Ankara hükümeti arasında anlaşma kurulunca Beyaz Ruslar bu binayı terk etmek durumunda kalıyorlar. Amerikalılar binayı alıyor. Bu esnada Büyükelçilik binasındaki eserlere, el yazmalarına, kitaplara, arşiv belgelerine ne oldu? Ne yazık ki o da bir muamma. Yani dolayısıyla çok fazla parça parça bölündüğünü söyleyebiliriz. Şanslı olan eserlerin bazı enstitü kütüphanesinin bir kısmını da savaş patlak verince Müze-i Hümayun onlara el koyuyor. Daha sonra 27'de yanılmıyorsam Ankara hükümeti ve Sovyetler arasında bir anlaşmaya varılıyor ve Ankara hükümeti bu o zamana kadar Müze-i Hümayun'da ya da İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde saklanan kütüphaneyi Sovyetler Birliği'ne geri veriyor. 20'lerin sonunda ancak bu mülkiyet meselesi çözülüyor. Yani bütün bu enstitüye ait olan şeyler içerisinde en şanslı olanlar Müze-i Hümayun'un el koydukları. Çünkü en azından onlar İstanbul'da kalıyor. Savaştan önce Rusya'ya gönderilenler, en azından onlar Bilimler Akademisi'ne ya da Ermitaj'a gönderiliyor. Yani müze eserleri Ermitaj'a, el yazmaları Bilimler Akademisi'ne gönderiliyor. Onlar da yine korunuyor. Ama onun dışında enstitü üyelerinin telaşla Odessa'ya kaçırdıkları şeyler ya da 1917'de Doğu Cephesi'nden, Trabzon'dan, Van'dan götürülen el yazmalarının bir kısmı, yani bir kısmı kayboluyor, bir kısmı korunuyor, bir kısmı işte Batum'da ya da işte St. Petersburg'da bulunuyor vesaire. Spekülatif bir soru soracağım Pınar. Çok
çok bilimsel değil ama sence bu şey Müze-i Hümayun bu şey kitapları Rus yani Rus akademisi diyorum enstitüsünden aldıklarında acaba Rusların Doğu cephesinde İslami el yazmalarını toplamaları gibi bir şeysi var, fikirleri var. Acaba hani savaştan Sanırım. sonra biz bunu kullanabiliriz belki Evet bir. evet bence öyle. Halil Ethem Bey çünkü aslında Trabzon'dan kaçırılan İslami el yazmaları geri verilmeden enstitünün kütüphanesini geri vermek istemiyor. Yani kendi yazdığı şeyler de bunu açıklıyor. Yani ama Halil Ethem Bey diyor ki en sonunda mecbur kaldık verdik diyor. Ruslar da Türklerin kütüphaneyi eksik olarak kendilerine teslim ettiklerini iddia ediyor. Ama Halil Ethem Bey de diyor ki alın işte envanter bu. Biz bunları aldık bunları aynen size geri veriyoruz. Yani tabii burada neticede kime güvenmek istediğiniz size kalmış bir şey. Hakikaten tespit etmesi oldukça zor ama Halil Ethem Bey hakikaten böyle bir düşüncesi olduğunu ifade de ediyor. Yani aslında Uspenski de o İslami eserleri götürürken Uspenski de şunu ifade ediyor. Yani daha sonra enstitünün işte kütüphanesi İstanbul'da kalıyor ya. Onu geri almak için bu İslami eserleri belki gelecekte kullanırız diye düşünüyor Uspenski. Halil Ethem Bey de aynı şekilde düşünüyor. İki tarafta koz olarak kullanıyor yani. Biraz evet öyle. Ama bu esnada hakikaten çok ciddi bir kültürel mirasın yok olduğunu da söyleyebiliriz. Burada yine benim ilginç bulduğum bir şey, mesela daha önce Sırbistan'daki bazı manastırlardan el yazmaları topluyorlar ve oradaki Sırp keşişler hiç hoşlanmıyorlar bu durumdan. Ya da işte Trabzon'dan el yazmaları topluyorlar. Yerel bir Rum, yani Trabzonlu bir Rum gazetesinde, bunu yine ikinci kaynaktan okuduğum bir bilgi çünkü ben Yunanca bilmiyorum. Bir Rum gazeteci eleştiriyor. Bizim kültürel mirasımızı, tarihi mirasımızı Ruslar götürüyorlar, kaçırıyorlar diyor. Yani tek rahatsız olan Osmanlı ya da daha sonra Cumhuriyet Türkiye'si değil Rusların faaliyetlerinden. Bu yani yerli Rumlar da, Sırplar da, Bulgarlar da aynı şekilde o kültürel mirasın Rusya'ya gitmesinden hoşnut değiller. Tamam. Saatimiz 7'yi geçti. Benim daha soracak çok sorum var ama haksızlık etmek istemiyorum. Dolayısıyla bir sorulara bakalım istiyorum. Bir soru, Rusların bu Bizans'a olan ilgisi ve merakı Osmanlı'da da acaba Bizans'a dair bir merak uyandırdı mı acaba diye. Yani pek değil gibi sanki bana öyle geliyor. Yani bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Sen Osmanlı arkeolojisine benden daha hakimsin ama ben bu çalışma sırasında hani Osmanlı İmparatorluğu'nda Bizans üzerine neler yazılmış falan diye onları da tabii ki okudum. İşte Celal Esat Arsevi'ni falan. Ama yani bana şöyle geliyor. Tabii Rus arkeologlar yayınlarını Rusça yapıyorlar. Yani çok süreli yayınları var. İşte İzvestiya'yı gösterdim az önce. Enstitünün süreli bir yayını var. Bunun dışında 19. yüzyıl sonlarından bugün 2022'ye kadar hala yayınlanmaya devam eden Vizantiski Vremendik dergisi var mesela. Yani Bizans tarihine yoğunlaşan dergiler var ama bunlar Rusça yayın yapıyor ve Osmanlı elitlerinin bildiği bir dil değil Rusça. Yani Osmanlı elitleri Bizans üzerine bir şeyler yazıp ilgileniyorlarsa bu ilgi bence Rusya'dan ziyade Avrupa'dan, Fransa'dan özellikle sanki ilhamla gelişiyor. Yani dolayısıyla bence Rusların bu ilgi ve merakı Osmanlı'da bir Bizans merakı uyandırmamış gibi bir izlenim edindim ben. Yani şey Melike Sümertaş burada olsa o daha iyi bize anlatabilir Evet. Rum elitlerinin Bizans mirasına olan ilgisini ama ben de yani katılıyorum sana. Yani çok yavaş bir ilgi oluyor işte Cemal Arseven filan olacak sonlara doğru Evet. ama asla Ruslarınki gibi bir emperyal bir şevkle değil. Evet, Celal Esat da Fransızca yazıyor zaten. Tabii ben pardon soruyu düşünürken ben Osmanlı Müslüman elitlerini düşünüyorum ama şimdi Firuzan Melike Tümertaş'ı düşününce evet Rum elitler Bizans mirasıyla muhakkak ilgileniyorlar. Silogos Cemiyeti bunun üzerine yayınlar da yapıyor. Ama yani onlar için de Rusya bir rakip.
müttefikten ziyade Bizans mirasını yani Bizans mirasında Rumlara bir pay biçmiyor çünkü Rus emperyal zihniyeti bu esnada. Bununla bağlantılı başka bir sorumuz daha var Gökhan Bey'den. 1930'ların başında Fuat Köprülü'nün yazdığı işte Bizans müesseselerinin Osmanlı müesseselerine tesiri adlı çalışmasını okuduğundan bahsediyor. Ve bu kitabın temel tezlerinden birinin Osmanlı kurumlarının Bizans dışı bir kaynağı olduğu yönünde olduğunu söylüyor. Yani bugün bahsettiğimiz hikayeden çok da uzak değiliz 1930'larda diyor. Ve Osmanlı Ruslarının ve Enstitü'nün oluşturduğu Bizans tarihi anlatısını geç Osmanlı döneminden başlayarak rakip bir Bizans tarihi anlatısı Türkiye'de geliştiriliyor mu diye soruyor. Yani yine aslında az önceki sorunun cevabını burada da söyleyebiliriz. Yani işte o Celal Esad'ın ya da işte İhtifalci Mehmet Nuri diyeceğim, şu anda yanlış umarım söylemiyorumdur. Yani bir az sayıda insan aslında Bizans tarihi üzerine bir şeyler yazıyor gibi bir izlenim edindim ben. Hani Osmanlı aydınları benim doğrudan çalışma alanımı teşkil etmiyor. O yüzden yanılıyor olabilirim ama hakikaten epey bir kurcaladım ve en azından Osmanlı Müslüman aydınlarının Türkçe yazılan şeyler, tabii Rumca metinlere bakamadığım için Müslümanların yazdığı şeylere ancak bakabildim. Yani işte mesela işte az önce yine Celal Esad'dan bahsettim. Yani işte belli bir sahiplenme, ya aslında Bizans mirası da bizim mirasımızın bir parçası, biz bu topraklarda birlikte yaşıyoruz gibi bir söylem var ama yani o kadar sınırlı bir grup gibi bunun üzerine yazıp çizen, yani çok genel bir hani anlatı geliştirildi diyeceğimiz ölçüde bir şey söylemek zor sanki. Şimdi bir saniye, o ismi hatırlayamadım, ona hemen bakmak istedim. Evet. Benim de aklıma takıldı. Nuri değil sanki. Ahmet Mithat Efendi de yine bazı şey, o ilginç bir karakter olduğu için tabii ki Ahmet Mithat Efendi, Mehmet Ziya. Mehmet Ziya bahsediyor ama hani açıkçası Celal Esad, Mehmet Ziya, Ahmet Mithat Efendi dışında çok ben denk, yani vardır hani ben sınırlı bir bilgiye sahibim ama ben pek görmedim böyle bir anlatı geliştirildiğini. Bu algı ve ilgi meselesiyle paralel olarak başka bir soru daha var aynı kişiden. Rusya'nın bu faaliyetlerinin Rus kamuoyunda nasıl algılandığını soruyor. Yani işte bu kadar insanlar RAİK kuruluyor vesaire. Bunun Rus kamuoyunda algısı. Kamuoyunda belli bir karşılığı olduğunu söyleyebiliriz. Bizans mirası aslında Rus kamuoyunu bölen bir şey. Bir taraftan yani böyle otokrasiye, hanedana sadakatle bağlı olan daha muhafazakar kitleler Bizans mirasını elbette yüceltiyorlardı. Yani işte Dostoyevski'nin yazdığı metinleri gördüğünüzde, okuduğunuzda da bunu görürsünüz. Dostoyevski'de işte İstanbul'u ele geçireceğiz, Ayasofya'ya haçı takacağız, işte Bizans'ın mirasçısı biziz gibi şeyler yazıyordu. Ve hani Dostoyevski şu açıdan önemli, Dostoyevski çok okuru olan önemli bir kamusal entelektüel. Ama aynı zamanda 19. yüzyılın ikinci yarısında hatırlayalım ki Rusya toplumu çok kutuplaşmış bir toplumdu. Devrimci hareketlerin yükselişte olduğu bir dönemdi. Devrimcilerin dışında liberaller de özellikle akademide pek çok akademisyen, Bizans tarihçileri değil, onlar genelde çok muhafazakar ama onun dışında akademide de liberal eğilimler çok yaygın. Liberallerin ya da devrimcilerin, tabii Bizans, hele de devrimcilerin Bizans mirasını yücelttiklerini söyleyemeyiz. Dolayısıyla Bizans mirası Rus kamuoyunu bölen bir meseleydi. Ama mesela Birinci Dünya Savaşı'na geldiğimizde 1915'te İstanbul'la ilgili bir sürü şey yayınlanıyor. Böyle popüler şeyler bunlar. Böyle popüler kitapçıklar, Lubok denilen böyle resimli, kartpostal diyeyim, yani böyle resimli şeyler, resimler, kartpostallar, bunlar işte Ayasofya'yı tepesinde haçla temsil ediyor, Rus askerlerini İstanbul'da temsil ediyor. Yani
Popüler olarak özellikle Birinci Dünya Savaşı yıllarında çok fazla şey yayınlanıyordu. İstanbul'un Bizans mirası ve Rusya'nın bunun üzerindeki hakkı ile ilgili. Ama bütün Rus toplumu bunu benimsiyor muydu? Yani hayır, tabii ki devrimciler benimsemiyordu ya da liberaller arada diyebiliriz. Onlar daha arada bir grup. Muhafazakarlar canı gönülden benimsiyordu. Bunu belki biraz kapatmaya doğru çevirebiliriz. Bize bu Rus Enstitüsü'nün başına neler geldiğini savaştan sonra ve diğer bir enstitüden daha bahsettik. Filistin emperyal cemiyetinden bahsettik. Bu iki kuruma 1917'den sonra neler oluyor? 1917'den sonra tabii dediğim gibi Bizans mirası devrimcilerin, hele de Bolşeviklerin sahiplendiği bir şey değildi. Teorik olarak Rus Arkeoloji Enstitüsü 1928'e kadar varlığını sürdürdü kağıt üzerinde ama hiçbir faaliyeti yoktu. 28'de de tamamen kapandı. Bizans çalışmaları imparatorluk döneminde çok desteklenen, devlet kurumları tarafından desteklenen, bizzat hanedan tarafından desteklenen bir alandı. Bolşeviklerin en azından 1940'ların sonuna kadar rafa kaldırdığını söyleyebiliriz. 1940'lardan sonra 50'lerde Bizans tarihçiliği kısmen tekrar canlandı Sovyetler Birliği'nde. İşte Alexander Kajdan gibi bazı Bizans tarihçileri bu dönemin ürünü. Ama hiçbir zaman imparatorluk dönemindeki popülaritesine de altın çağına da kavuşamadı. Ama özellikle 1920'lerde eski rejimi temsil eden, eski işte burjuva düzeni, otokrasiyi, ortodoksluğu temsil eden bir eski rejimin kalıntısı olarak görülüyordu. Uspenski ısrarla hayatını kaybedene kadar enstitünün tekrar diriltilmesi, işte faaliyetlerini sürdürmesi için yazışmalar yapmaya devam ediyor ama tabii ki bir karşılık alamıyor. Diğer cemiyet, Filistin cemiyeti biraz daha enteresan. Filistin cemiyeti de 1917'den sonra kısmen önce kapatılıyor. O da 1950'lerde Sovyetler Birliği Orta Doğu ile, özellikle Suriye, Filistin, Mısır'la yakın ilişkiler kurmaya başlayınca tekrar ihya ediliyor. Bugün günümüzde hala faaliyetlerini sürdürüyor Filistin cemiyeti bu arada. Şu anda hala daha böyle Lavrov gidip ziyaret ediyor falan. Yani şu anda hala oldukça önemli bir cemiyet diyebilirim. Ama Rus Arkeoloji Enstitüsü bir daha kurulmamak üzere kapanıyor. Bir de daha evvel de bahsettin, herhalde maliyetlerle de çok alakası var. Yani zaten hani yeni rejim hiç politik olarak beğenmiyor. Bir de hani bir Tabii. de paraları Yani da yok ona tabii verecek muhtemelen. Birinci Dünya Savaşı üzerine ağır bir iç savaş yaşanmış. Yani zaten yeni rejimin evet belki imkanları da sınırlı ama tabii bilimsel faaliyetler, etnografik dil bilimsel çalışmalar devam ediyor bu süreçte. Ama hani o sınırlı enerjilerini ve paralarını Bizans tarihine ve Ortodoksluğun ihyasına tabii ki harcayacak değiller Bolşevikler. Öyle bir merakları kesinlikle yok, onu söyleyebilirim. Peki Filistin cemiyeti böyle bir rölantiye mi giriyor yani 1950'lere Filistin kadar? cemiyeti, o da kapatılıyor. Fakat 50'lerde tekrar bir imparatorluk, Filistin cemiyeti, imparatorluk kelimesi kullanılarak tekrar kurulması gibi bir ilginç durum söz konusu. Şu anda adı imparatorluk, yani imparatorluk Ortodoks Filistin Cemiyeti diye bir cemiyet var şu anda. Merkezi, yani hem Kudüs'te binaları var, merkezi Moskova'da. Hala daha işte bu bölgeyle, işte Suriye, Filistin, İsrail, o bölgeyle Rusya arasındaki entelektüel temasları falan sağlamaya devam ediyorlar, böyle faaliyetlerini hala yürütüyorlar. O apayrı bir şey. Apayrı çünkü o dediğim gibi yarı akademik bir kurum. Yani akademik faaliyetler de yürütüyorlar ama daha ziyade böyle hem politik hem dini boyutu çok yoğun Filistin cemiyetinin. Onun hikayesi o yüzden daha farklı ilerliyor. Bu arada Rus Arkeoloji Enstitüsü kapatılıyor ama 20'lerde Rus Arkeoloji Enstitüsü yerine yeni bir Türkiye'de bilimsel bir oluşum kurma çabası da var. Böyle bir konuşma da yapılıyor. Sovyet ve Türk yetkililerin işbirliğiyle işte bir şubesi Ankara'da, bir şubesi İstanbul'da olacak. Bir böyle Türk-Sovyet bilimsel cemiyeti kurma fikri gündeme geliyor ama bu yapılamıyor çeşitli sebeplerle. Sadece arkeoloji cemiyeti olarak düşünülmüyor ama bu. Yani işte Türkiye'nin doğal kaynakları, işte ekonomisi, tarihi vesaire pek çok şey üzerine çalışma yapacak bir oluşum olarak düşünülüyor fakat gerçekleşmiyor. Yani erken Cumhuriyet tarihine bakarsak tabii yine
Sovyetlerle eminim beraber çalışmak istedikleri noktalar vardır yeni cumhuriyetin. Ama yine de o skeptik duruş da eminim. Evet, şeyde olabilir. Yani açıkçası tam olarak ben belgelerden bu şeyin neden kurulamadığı sonucunu tam sebebini anlayamadım. Türkiye tarafı da var, muhtemelen Sovyet tarafı da var. Yine maddi imkansızlıklar da söz konusu. Yani mesela böyle bir işte Türk ve Sovyet akademisyenlerden oluşan bir oluşum öngörüyorlar ama yani Sovyet tarafındakiler diyorlar ki yani Türkiye'de bir Fuat Köprülü var, başka kimse yok, yani onlarla biz nasıl birlikte çalışacağız gibi. Hani Sovyet tarafında da öyle eleştiriler var mesela. Anladım. Benim birazcık bu konulardan uzaklaşıp ama çok sormak istediğim bir soru var Pınar sana. Bu içerikten bahsediyoruz, yaptığın sorduğun sorulardan, konulardan bahsediyoruz. Ama bir de bu işin mutfak kısmı var. Şey, Rusya üzerine çalışmak, Rusya'da arşivlere girmek nasıl bir deneyim? Çünkü eminim araştırmacı dinleyicilerimizin merak ettiği bir şeydir. Yani bugün 2022'de bu konudan bahsetmek de birazcık zor tabii ki, ama biraz deneyimlerini paylaşırsan eminim çok faydalanacak olan olacaktır. Evet, ya tabii şu anda savaş koşullarında her şey Rusya'da daha zorlaşmıştır eminim. Ben arşiv çalışmasını yaptığımda henüz böyle şeyler yaşanmamıştı. Yani zorlukları var. Ya şöyle söyleyeyim, bir taraftan çok zengin malzemeler var Rusya arşivlerinde. Ben bu çalışma için Bilimler Akademisi arşivinde çalıştım. Bir de Rusya Devlet Tarih Arşivi, St. Petersburg'da yine imparatorluk döneminden belgelerin çoğunlukla bulunduğu arşiv. Bu iki arşivde çalıştım. Yani şöyle zorluklar var. Bizim Osmanlı arşivleri çok daha dijitalize. Yani bir günde çok fazla sayıda belgeye ulaşmak mümkün. Rusya'da biraz daha bürokratik açıdan ağırlık var tabii. Yani imparatorluk mesela Bilimler Akademisi arşivi haftanın 3 günü açık. İşte bir gün belge istiyorsunuz ancak 2 gün sonra getiriyorlar. O da ancak 3 dosya isteyebiliyorsunuz. 5 dosya isteyebiliyorsunuz. Böyle isteyebildiğiniz belge sayısı sınırlı. Fotokopi çekemiyorsunuz, scan ettiriyorsunuz ama onun için de bir kota var, sınır var falan filan. Dijitalize değil bizdeki gibi. Yani bu şekilde pratik zorlukları olduğunu söyleyebilirim. Bir avantaj olarak hakikaten çok fazla yani çok zengin malzeme var. Tabii bu arşivlere ek olarak yine St. Petersburg'daki Milli Kütüphane'de çok önemli matbu kaynaklar var. Özellikle kütüphanenin nadir eserler kısmı oldukça zengin. Yine bu araştırma için bu araştırmayla ilgili bazı arşiv belgeleri bu İmparatorluk Arkeoloji Komisyonu'ndan bahsetmiştim konuşmamda. Bolşevikler İmparatorluk Arkeoloji Komisyonu'nun ilga edip onun yerine Maddi Kültür Tarihi Enstitüsü gibi bir şey kuruyorlar. O maddi kültür, yani 20'lerde kısa bir süre varlığını sürdüren bir enstitü bu. Onun arşivleri yine St. Petersburg'da. Orada da mesela Nikolay Mar'ın Van'da yaptığı işte çalışmalarda işte çektiği fotoğraflar, yazışmaları vesaire bütün o belgeler maddi kültür tarihi arşivlerinde. Yani çok zengin malzemeler var. Görsel malzemeler açısından da çok zengin. Ama ne yazık ki pek çoğunu sadece orada görebildim. Yani bu fotoğraflar paraya kayıp scan ettirebildiğim fotoğraflar. Öğrenci bütçesiyle paraya kayıp scan ettirmek de hakikaten çok zor. Başka bir seçenek de yok. Yani işte hani çok fazla fotoğraf gördüm ama ne yazık ki çok azını sizinle paylaşabiliyorum, öyle söyleyeyim. İşte hayatın cilveleri diyelim. Ben de British Library'de çalışmayı bitirdiğim günden sonraki gün fotoğraf çekmeye izin vermişlerdi telefon. Ondan evveli hep parayla şey yapıyordu. İşte kısmet. Evet. Kısmet oluyor. Peki bir son 5 dakikamızı belki
Son bir soru sormak istiyorum. Belki dinleyicilerimizden başka bir soru yoksa. Harika bir kitap yayınladın İngilizce. Türkçe olarak da Uspensky üzerine daha odaklandığın bir kitap oldu. Şimdi neler yapıyorsun? Bunun üzerine neler koyuyorsun? Nerelere gitti araştırma? Araştırma nerelere gitti? Yani yakın zamanda Nikodim Kondakov'tan kısaca bahsettim. Rus Arkeoloji Enstitüsü'nün aslında fikir babalarından biri. Rus Bizansçılığının kurucu babalarından biri. Uspensky önemli bir Bizans tarihçisi ama belki ondan daha önemlisi, paradigmaları değiştiren bir tarihçi olarak Nikodim Kondakov. Yani çok ilginç de bir karakter. Bizans tarihçiliği sayesinde sınıf atlayan da birisi Kondakov. Serf olarak başlıyor hayata. Ama sonra o yani sarayla bağlantılar kuruyor. Kondakov üzerine bir kitap bölümü yazdım yakın zamanda, o yayınlanacak. Onun dışında ilk başta İrem de bahsetmişti. Aslında bu arkeolojiyle tamamen ilgisiz bir şekilde Birinci Dünya Savaşı sırasında Rusya'dan Osmanlı İmparatorluğu ya da işte Türkiye'ye gelen Rusya mültecileri ve onların işte bilgi, yani onların Cumhuriyet döneminde topluma ne ölçüde eklemlenebildikleri, bilgi transferi açısından bu grubun bize neler gösterdikleri üzerine biraz çalışmalar yapıyorum. Ama esas yani şu an ilgimi çeken daha makro soru şu: Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu ya da işte erken Sovyet ve erken Cumhuriyet dönemlerinde bu iki coğrafya arasındaki entelektüel hareketlilik, özellikle akademik hareketlilik meselesi ilgimi çekiyor. Bir şekilde Osmanlı tebaası olarak doğup daha sonra Rusya'da eğitim alan ve Rusya Akademisi'ne eklemlenen ve Rusya'da şarkiyatçılık disiplininin gelişmesine katkıda sağlayan çok fazla sayıda insan var. Bunların arasında Ortodoks Araplar var, Ermeniler var, Osmanlı Rumları var. Bu insanların hikayeleri biraz ilgimi çekiyor. Aslında genel bir soru olarak bu iki coğrafya arasındaki işte bu bilgi transferi, nüfus hareketleri ve entelektüel etkileşim meselesi ilgimi çekiyor. Buradan yola çıkarak biraz daha aslında Bizans tarihçiliğiyle ilgilendikçe Rus akademisinin dinamikleri meselesi de ilgimi çekmeye başladı. Yani o bilgi üretme süreci, o bilgi üretim sürecinde devletin akademiyle olan ilişkisi, bunlar ilgimi çekmeye başladı. Ve özellikle Osmanlı İmparatorluğu'ndan gelip de Rusya Akademisi'ne eklemlenen insanlar o bilgi üretim sürecinin neresinde duruyorlar? Bunu merak ediyorum son zamanlarda. Çok kulağa çok güzel geliyor bunlar, çünkü bir yandan da hani işte beyaz Rusların İstanbul'a gelmesi filan falan, o eski aman haraşolar edebiyatı birazcık daha genişlemeye, daha enteresan bir yerlere gitmeye başladı. Sen onu da iyice tersine çevirip hani Osmanlı'dan gidenlere bakmak, heyecanla bekliyorum. En azından İnşallah günün birinde umarım Rusya'ya arşiv çalışması yapmaya gitme imkanımız olursa, dünya biraz daha durulursa umarım bu arşiv çalışmayı daha verimli şekilde yapabilirim. Teşekkür chatten teşekkürler geliyor Pınar. Bilmiyorum sen de görebiliyor musun? Eminim Pınar'a soru, daha fazla sorularınız varsa, daha sonra aklınıza gelirse eminim erişebilirsiniz sanıyorum. Bilmem Pınar, yazdın mı e-mailini bir yere? E-mail adresimi şuraya yazabilirim isterseniz. Bu adresten erişebilirsiniz. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Hem Anamed'e teşekkür ediyorum, İrem'e. Ceren'e soruları için çok teşekkür ediyorum. Ceren'le çok fazla ortak ilgi alanımız var. Yani bu şekilde bir araya gelmek benim için de çok güzel oldu, çok verimli oldu. Dinleyicilere de tabii teşekkür ediyorum. Biz kapatmadan sözü İrem'e tekrar vermek istiyorum. Ve ben de Pınar'a çok teşekkür ediyorum bu harika konuşma için. Ben de ikinize çok teşekkür ederim bu güzel sohbet için ve bizim davetimizi kırmadan kabul ettiğiniz için. Katılımcılara şunu söyleyelim: bu sohbetin
Tekrar dinlemek istiyorsanız biz YouTube ve SoundCloud hesaplarımızı yükleyeceğiz. Anametler Biri YouTube ve SoundCloud hesaplarına. Sizlere tekrar teşekkür ederek gelecek ayın konuşmasıyla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Gelecek ayda Anamet Kütüphane konuşmaları devam ediyor. Ali Metin Büyük Karakaya ile Julyopolis projesini konuşacağız. 7 Haziran günü, yine Haziran ayının ilk salı günü. Herkese teşekkür ederim tekrar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.